Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ligi fırtına gibi başladık. Tabi bunda diğer takımların hiçbirisinin oyuncularının olmamasının etkisi büyük. Bu seviyelerde herhalde mali şartlarına uygun oyuncu bulmak pek kolay değil. Biz de zaten ne varsa verdik, kökledik her şeyi. Öyle bir kadro kurduk. Ama karşılığını da aldık. Şimdi 18 averajımız var. Demek ki herkese gol asist primi verirseniz böyle skorlar coşabiliyor. Bir de tabii rakipleriniz bu kadar çok zayıf olursa. Mali durum nereye gidecek? Tabii ki bu sezonun en büyük konusu bu olacak gibi. Şimdi en son bir oyuncu daha gönderdik. Onun yerine kiralık oyuncu kadromuza kattık. Öyle olunca 66.000 euroya indi. 70.000 euroydu. Şöyle bir 24.000 euroluk bir artıda olmamız lazım. Tabii kasada para olmasa bile yönetim çok eksiye indiği zaman sezon ortasında şey yapabiliyor. Para ekleyebiliyor. Öyle olacak diye tahmin ediyorum. Yoksa zaten bizim kariyer başlamadan biter. Valla iyi gidiyoruz ama öyle yarış kopmuş durumda falan değil. Şu an 5'te 5 ile gidiyoruz. Maç eksiğimiz var. Maç eksiğini eğer galibiyetle bitirirsek o zaman güzel bir şeyler olabilir. Bir 4 puanlık farkımız olabilir. Bu sezon zaten bu kadar transfer yaptıktan sonra zaten bence kesinlikle şampiyon olmamız lazım. Yine kadroyu güçlendire gitmeye devam edeceğiz. Ama şu an öyle çok maaşlarda, yani 90 euroları verecek seviyede değiliz şu an sanırım. Ancak az takımdan gönderirsek belki o zaman bile 90'lara çıkmayabilir. O yüzden kadroyu geliştirecek bir oyuncuyu katabilir miyiz? Çok emin değilim. Mesela bu bayağı iyi, 21 yaşında. Ama işte istenilen fiyatlar çok yüksek. Bence 1-2 ay daha boşta kalırsa ne yaparsak, ne teklif verirsek kabul eder de şu an 300 eurolarda. Biz 70'e çıkmış, güzel. O zaman mesela bir tane az takım oyuncusu göndersek tekrar 90'a çıkar. Başa başa denkleşir o zaman. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız belki ekside olduğumuz için yönetim ilerleyen günlerde maaş bütçesini düşürebilir. Onu bilemeyeceğim. Şimdi sıradaki karşılaşmamıza doğru ilerleyelim. Birinde rakibimiz kendi evimizde oynayacağız. İnşallah güzel bir galibiyetle yolumuza devam ederiz. Haftalık antrenman raporu özetine bakıyoruz. En kötü performanslarda Jack Brown var. Jack Brown'un düşüşü de başladı. Yani 19 yaşında bir oyuncunun tabii psikolojik olarak çok yıpranmış belli ki. Verilen sözlerin tutulmamasından dolayı. Kuvvet antrenörlüğünden memnun değil. Paramız yok, yapacak bir şey yok. Endonezya kadrosuna alınmadığı için de hayal kırıklığına uğramış. Bu çocuk bu kadar olumsuzluğun altından kalkamaz. Allah sonumuzu hayretsin. Biz ufak ufak buraya bir alternatif bakalım. Valla şu an için daha kaliteli birisini bulamadım ama zaman ilerledikçe inşallah seçenekler artacak. Karar alma artıyor. Güzel konsantrasyon, pozisyon alma, vizyon. Jack Nichols'ı tebrik ediyoruz. Kalecimiz Joseph. Kararlılık, ön sezi, serbest vuruş gelişiyor. Josh Thomas. O da iyi performans göstermiş ama şimdilik herhangi bir gelişme yok. Evet, özellik olarak düşen bazı başka oyuncular da var. Oliver Price da tabii yaşından dolayı artık fizik olarak falan gerilemeye başladı. Bu sezonu kurtarır diye düşünüyorum ya. Şimdi Oliver'ı gönderme imkanımız yok. Bakayım maaş olarak ne veriyoruz? Prim hiçbir şey de vermiyormuşuz. Vallahi bedavaya çalıştırıyoruz, yazık günah. Böyle bir sezon çalışsın da. Bu sezon biz Oliver Price'le idare ederiz. Zaten mali olarak biraz sıkıntılarımız var. Gelecek sezon zaten artık bakacağız. Biraz da güzel haberlere geçelim. White son 5 haftada çok güzel performanslar sergilemiş. 7.66. James Oliver 7.88. Aslında sol tarafa da oyuncu bakıyoruz ama James Oliver orada güzel işler yapıyor belli ki. Jack Brown da ne kadar özellikleri düşse bile 7.14'le oynamış. İnşallah şu meseleleri kısa sürede atlatır da. Çünkü daha üzerine koyabilecek bir oyuncu. Gerçi 5 yıldızlık bir oyuncu bizim için. Potansiyeli de 5 yıldız gibi gözüküyor ama tabii 19 yaşındaki bir oyuncunun gelişmeme ihtimali yok. Aylık mali durumumuz şu şekilde. Yaratılan kaynak 3084 diyor. Primler 8000. Toplam gider 12279. Eksi 7781'deyiz beyler. Eksi 7781'deyiz. Asıl sorun takımın çok fazla gol atması. Asıl sorun bu. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum ama artık yavaş yavaş yeni kontratlarda bu primleri kaldırmaya çalışacağız. Kaldırmak da pek kolay değil. Zaten millet ucu ucuna geliyor ama bakalım ya, inşallah bir sıkıntı olmaz. Zaten şu an mali durum sıkıntılıydı, idare edere dönmüş. Ayarlar onu yönetim ya, ayarlar. Aylık performans değerlendirmemize bakalım. Genel olarak A+'la oynuyoruz. Gerçekten yönetimin desteğini arkamızda hissetmemiz şu an çok önemli. Özellikle bu kadar çok transfer yapmışken. Yönetim kulüp hedeflerini gerçekleştirme konusunda kat ettiğiniz yoldan olağanüstü derecede memnun ve çıkardığınız iş onları daha mutlu edemezdi. Beyler bu bizi kurtarır. Bu bizi ipten alır diye tahmin ediyorum. Takımın sahada elde ettiği sonuçlardan aşırı memnun. Taraftarlar ayrıca takımın son zamanlardaki zevk veren futbolunu takdir ediyorlar. Bu 5 kombine alan 5 arkadaş var ya, onlardan herhalde böyle bir tepki gelmiş. Yoksa stadyum bayağı bir boş gibi de. Transferden memnun, yani o kadar oyuncu aldık herhalde memnun olsunlar. Taraftarlar memnun, taktikten memnunlar. Aldığınız güçlü skorlardan ötürü de memnun. Özellikle bir takımın pas kalitesi bayağı yükseldi diyor. Gayet güzel, bunları duymak önemli. Evet, takım lideri Oliver Price, nüfuzlu oyuncu James'le Walker, diğerleri de diğer oyuncu statüsünde. Güzel, Oliver'ın durması önemli ya. Takıma liderlik edecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bu oyuncuların nüfuslu hale gelmesi de bayağı bir sürer yani. Bayağı bir sürer. O yüzden Oliver vazgeçilmez bizim için. Sıradaki karşılaşmamız için hazırız. Kadromuz bu şekilde. Az takımla çıkıyoruz. Haydi bakalım. İnşallah güzel bir galibiyetli yolumuza devam edeceğiz. Evet. Soyunma odasına giriyoruz. Yumruğumuzu sıkıyoruz. Beyler iyi bir form yakaladık. Bu formu devam ettirmek sizin elinizde. Hemen şöyle bir bakalım. Oyuncuların hiçbirisinin profili zaten açık değil. Biz o zaman bir forveti tutalım. Şöyle bir kanatlara bir bakalım da. Sanki bu biraz hızlı bir oyuncu. Bir de şuna pres yapalım. Ondan sonracığıma. Dengeli başlarız. Disiplinli oynarız. Kanatlara doğru soyunma odasına giriyoruz. Başlama vuruşu atla diyoruz ve maç başladı. İçeri doğru kesilen bir top. Owen kafayla uzaklaştırdı. Orada James'e kaldı top. James sağ tarafa doğru verdi pasını. Domingo yetişebilir mi? Uzaklaştırdı Canavi ile Brown'da kaldı. Güzel bir kontra geliyor Türklerden. Penaltıyı aldı Brown. Evet. Bu arada kulübün lakabı Türkler diye geçiyor. O yüzden Türkler diyeceğim arada sırada. Price topun başında. Price çok güzel bitirdi. Bitirdi ama dur, yok Oliver'ın şeyi yok, primi yok, rahatız. Penaltıları Oliver atsın, at aslanım sen. Sonuna kadar arkandayız. Aslında James'in kullanması lazımdı. Ben onu ayarlayacaktım. Bu sefer unutmayacağım. Biraz daha pozitif yapalım. Kendi evimizdeyiz ne de olsa. Biraz daha çaba bekliyorum. Hafif kanatlara açılsak olur. Biraz daha yaratıcı oynayalım. Biraz daha tempoyu arttırabiliriz. Şimdi James'te top. Verdi pasını Price'a. Fazla sarı kart görmüşüz. White orada kafa topunu alamadı. Kontra imkanı şimdi rakip takımda. Hatalı pas. Oliver. Owen. Uzun bir top Oliver'a doğru isabetli. Önü bomboş. Şimdi kademeye yetişti. Oliver açısını daraltmadan açtı ortasını. Brown. Oo. Onu kaçırmak yalnız başka bir başarı. Onu kaçırmak apayrı bir başarı. İki gelsin beyler, böyle olmaz. İçeri doğru kesilen bir top dedim size. İki gelsin, yoksa biz sıkıntılara düşebiliriz. Nippert. Evet orada arka direkte aslında Josh'ın boyu da bayağı iyi de. Zamanlama hatası var. Parmakla işaret et. Takımın gösterdiği performansı hiç beğenmedim. Bizim kendi evimizde parçalamamız lazımdı son şeylerden sonra. Son maçlardan sonra. Şimdi duran top Nichols. Oliver önünde bomboş buldu. Aslanım benim be. Orada çok güzel bir organizasyon yaptık. Biraz daha dengeli diyelim. Gerçi çok dengeli de olmasın, pozitif iyi. Nichols koşu yoluna doğru güzel bir pas. Oliver orada çok iyi kaçtı. Çok da güzel bir bitiriş yaptı. Tebrik ediyoruz. Şimdi Oliver'ı çıkarma zamanı geldi. Golünü attı aslanım benim. Teşekkür ediyoruz kendisine. Başka yorulan hangi oyuncularımız var? Bence diğer değişiklik haklarımızı da kullanalım da kanatlardan kullanalım. Scott bir gelsin. Çünkü 2-3 gün sonra bir maç daha var. Bir de sanki White'i hemen hemen hiç çıkarmadık ya. Şu ters yapalım. Ters taraftan daha güzel vurur. Aslında bu da pivot center for'da pardon çalışkan forvet ve pivot center for oynar diyor ama ne çalışkanlığı var. Ya boyu da 1.85. Yine fırsatçı golcü olarak kalsın. Evet, artık biraz daha zamanı oynayabiliriz. Dağılımı koru, tempoyu düşür. Elle kısa oyna, koşu yol pasını kaldır. Hücum genişliği biraz daha dar. Dört, üç, iki, bir. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Soyunma odasına galibiyetle gidiyoruz. Çok iyi oynamasak da istediğimiz sonucu aldık. Bazen böyle maçlar kazanmak da önemlidir. Yolumuza devam ediyoruz. 18 puandayız. Hala geriden gelmeye devam ediyoruz. Hemen unutmadan şu penaltıları ayarladım. James 1. sırada penaltıda açık ara takımın en iyisi. Ondan sonracığıma. Bir de şeye bakalım. Tam Scott'a bakalım. Evet, özellikler açılmış. Zihinsel olarak bence bayağı güzel özellikler var. Şu an 4.5 diyorum. Şey kaç yıldız? Bizim soldaki Bailey. Bailey 3.5 yıldız. Hemen bir kıyaslayalım. Zihinsel olarak çok ciddi bir fark var gibi ama fizikselde bir tık Bailey Oven önde. Aslında diğeri daha iyi gibi gözüküyordu ama denge ve güç bayağı zayıf. Zihinselde tam tersi. Teknik hemen hemen aynı. Yani peki maaş ne kadar istiyor? Bir de ona bakalım. Sözleşmeyi imza attırıyoruz. Kalecileri çıkartıyorum. Kaleye şey yapmayacağız. Eklenti yapmayacağız. 140 euro. 70'e düşer mi? Ya fizikteki özelliklerden dolayı şu an tam emin değilim sanki de. Hadi bir deneyelim bakalım olacak mı? Ben olacağını zannetmiyorum. Gol, asist, milli maç birimi. Hepsini 70-70 versek. 70 versek yine biraz daha şey yapmış olacağız. Maaş yükünü azaltmış olacağız. 120 inmeyecek. İnmedi. Kendisi bilir ya. Yine listemizde kalsın da. Takip listemizde kalsın. Bence ondan biraz daha iyisini bulabiliriz. Denemeyi sonlandıralım. Yolumuza devam edelim. Oliver güzel bir performans gösterdi. Övgüyü hak etti. Son zamanlarda iyi gidiyorsun. Böyle devam et diyorum. Takımımız üst üste galip gelme rekorunu kırdı. En fazla maç kazanma rekoru 6 maçtır yenilmeyerek yeni bir rekora imza attık. İnşallah bu yeni rekorların başlangıcı olacak. Burada bırakma niyetimiz yok. Çünkü rakiplerimiz de arkadan fena gelmiyor yani. Ne kadar full galibiyetle devam ediyor olsak da bir mağlubiyet işleri değiştirebilir. Denemeye bir orta saha çağırıyorum. Fası biraz çok yüksek değil gibi ama fizik sanki var gibi. Bir gelsin bir bakalım. Hem orta saha hem ofansif orta sahada oynuyorum. Çok yönlü olması bizim için avantaj olabilir. Evet, Philips kupasının ilk kuralları çekiliyor. Haydi bakalım. Kupa gelirleri çok önemli olabilir beyler. Kupa gelirleri çok önemli olabilir. Çünkü Willand Rovers kariyerinde galibiyet başına bir 10.000 euro falan veriyordu. Şu an bizi var ya 10.000 euro ıslah eder. Öyle bir para. Tüm takımlara eşleştirelim. Biz bununla zaten oynamıştık diye hatırlıyorum. Cheddar. Bakayım biz bunlarla oynamadık mı? Oynadık. Evet 2-1'de yenmişiz. Yalnız bunlar yine fena bir rakip değildi. 1-1'den 2-1'e mi geldi? Öyleydi galiba. Bizi herhalde en çok zorlayan takımlardan bir tanesi bu oldu. Çok kolay bir kura çekmedik. Evet. 36'da atmışız. 73'te cevap gelmiş. 90+1'de attığımız golle öne geçmişiz. Bunu kazanmamız lazım ya. Şurada elde edeceğimiz gelir bizim için çok önemli. Evet, sıradaki rakibimize geçiyoruz. Gillingham Town. İnşallah kendi evimizde güzel bir galibiyet alacağız. Hafif rotasyonlu bir kadroyla çıktık. Tabii oyuncuların maç yükü ağır olduğu için artık bunları yapmamız lazım. Son zamanlarda iyi bir formumuz var demeyelim. Favori olmamızın bir sebebi var. Şüpheyle bakanları utandırın diyeceğim. Şimdi kadromuz bu şekilde. Thompson yedekten geldi. Stanley. Ondan sonracıma sağ tarafa Floyd'u koydum. Sol tarafta Oliver'ı, yani Oliver iyi gidiyor son zamanlarda. O yüzden biraz oynasın diye düşündüm ama zaten bu gri oyuncu, yani ne kadar güven olur çok da belli olmaz. O yüzden onu değiştiremedik. Marcus 16 yaşında, belli ki orada bir wonderkid var. Hem gol hem asist rekoru kendisinde. Diğer oyuncularla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. O yüzden maç içinde tavsiye gelirse ona göre hareket ederiz. Biraz dengeli başlayalım. Şöyle çıkalım bakalım. Offside taktiğini bozmayacağım. Evet. Thompson. Nichols'a doğru pas isabetli değil. Nichols alabilir mi tekrar? Philip. Şöyle bir baktı, bekledi. Arkadaşları yerleşince pasını denedi ama topu bize hediye etti Brown. Verdi pasını Oliver'a. Sol taraftan verdi. White. Uzaktan bir şut. Az farkla dışarıdan. Erken bir gol gelebilirdi bizim için. Kale vuruşu kullanıldı. Uzun bir top. Oliver verdi pasını Walker'a. Walker'dan tekrar Oliver'a. Oliver'dan Stanley'e. Walker. Merkezden verdi pasını Thompson'a. Thompson'dan Skidmore. Brown. Tek top. White'a doğru. Uzun bir şimdi pas. Nichols. Verdi pasını Price'a. Nichols. Thompson. Floyd. Skidmore. Tekrar Floyd'da top. Sağ taraftan aldı. Floyd ilerliyor. Floyd bitir artık. Finish'im. Ah be White be. Çok kaçırdın. Şu ikisinden birini gol yapabilse çok güzel olacaktı. Biraz daha pozitif. Başarabiliriz beyler. Oyunumuz güzel. Biraz daha kanatlara doğru açılalım. Evet, biraz daha yaratıcı, tempoyu yükseltiyoruz. Şimdi Price'da top, uzun oynadı. Skidmore'a doğru gelmedi. Price'da top tekrar. Thompson. Brown. Şimdi Floyd. Skidmore. Sağ tarafta Nichols geldi. Çok iyi yerleştik. Çevir artık içeri. Floyd kesti. White bir kafa daha. Orada rakibe mi sekti, White'a mı sekti? Rakibe sekti. Oh be. 1-0 aldık. Haydi bakın. Yalnız haftalar ilerledikçe maçlar biraz daha zorlaşıyor gibi. Nichols, Floyd içeri doğru kesti. White güzel kafa. Oo, göğsüyle yalnız çok güzel kaleye pas verdi. Belki kaleciyi düşündü ama yani bilemiyorum. Evet, gayet güzel gidiyoruz. Kale vuruşunu şimdi rakip takım kullanacak. Oliver indirdi White'da top. Oliver koşu yolunu çok güzel bıraktı. Brown birebir de... Brown ne yaptın ya? Brown zaten yorgun da şu ilk yarıyı bir çıkartsın da. İkinci yarı mecburen değiştireceğiz. Kolları yukarı kaldır. Kolları yukarı kaldırmayalım bence. Önde olabilirsiniz ama performansınız düşerse durum değişebilir. Brown'u biz çıkartalım artık, sakatlık çıkmasın. Orada zaten başka bir seçeneğimiz de yok. Mecburen James'i alacağız. Biraz daha destek olsun. Bir tane orta saha kiralık şart ya. Bir tane var gerçi de. İkinci de lazım gibi gözüküyor. Thompson'dan güzel bir kafa. Skidmore. Vur ona Floyd. Hadi be. Rakibe çarptı. Floyd'da top tekrar. Kesti içeri. Aman diyeyim. Milson sol taraftan aldı. Kontra imkanı olabilir Gillingham için. Garner. Oraya bir baskı gelir mi? Milson. Uzun bir top. Nichols indirdi Floyd. Orta sahadan ilerledi Floyd. İlerlemeye devam ediyor. Sağ taraftan güzel gitti. Floyd ilerlemeye devam ediyor. Floyd kesti içeri. White. Hadi be, az farkla dışarı çıktı. Şimdi Oliver da yoruldu. Hemen Willetts gelsin şurada. İyi bir performans sergiler. Walker benden buraya kadar dedi. O zaman Stanley'i merkeze alacağız. Sol tarafa da Bailey'i alacağız. Böylelikle değişiklik haklarımız bitecek. Biraz isterseniz zamanı oynayıp tempoyu tekrar standarda düşürebiliriz. Uzun bir top Skidmore'a doğru. Rakip takımda kaldı. Şu sıralar biraz daha sanki topu rakibe hediye ediyor gibiyiz. Darkin. Hemen bir baskı. Arafas isabetli. Darkin'de top tekrar. Kaptırmadılar. Warwick. Sağ taraftan bakalım atağa kalkabilecekler mi? Geri döndüler şimdi. Atağa kalkamıyorlar ama topu kaptırmıyorlar da. İyi pas yaptılar. Genellikle bu kadar pas yaptıkları zaman biz golü yeriz ama hadi bakalım yedik. Dedim size. Ya bu kadar pas yaptırıyorsak ama dur bakayım. Dur bakayım. Vallahi sayılmadı. Şimdi beyler biraz daha temkinli alıyorum. Hafif yorgunluklar da var. Nichols, Price. Son 10 dakika. Konsantrasyonunuzu koruyun diyorum. Owen uzun oynadı ama nereye Owen? Bailey'sini değiştireceğim ya. Uzun bir top. İndirdi Stanley, Owen, Willetts, White. Kaptırma. Kaptırma artık o topu. Şimdi sağ taraftan uzun bir top. Garner. Milson. Verdi birebir. Bu sefer yedik. Tam biraz temkinli al dedim. Bu sefer yedik. Kaleyi gördüğünde vur. Tempoyu iyice yükselt. Yaratıcı oyna. Uzun topları artık ileri doğru atacağız. Şimdi White'a top. Dakika 81. Owen. Willetts. Sol taraftan ilerledik. Eyvahlar olsun. Serbest vuruş bizim. Artık yüklen diyorum. Biraz daha dikine toplar. Başarabiliriz çocuklar haydi. İlk beraberliğimizi aldık. Evet, iyi bir performans sergilemediniz. Bu maçı kazanmanız gerekirdi. Bizim için o kadar da rahat bir sezon olmayacak gibi gözüküyor ama hala bir maç eksiğimiz var. Yolumuza devam ediyoruz. Yenilmezlik serisi 7 maç oldu. Oliver Price Nathan'ın formundan etkilendi. Son 5 maçta güzel işler yaptı belli ki ama evet, fizikte düşüş var. Bizim kuvvet antrenmanındaki zayıflığımız oyuncuların fizik olarak biraz düşmesine neden oluyor galiba ama yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Sıradaki karşılaşmamızda yolumuza devam ediyoruz. Kadromuz bu şekilde. James'in maç yükü hala hafif. James'i oynatsak mı? Bailey'nin maç yükü ağır. Hadi şöyle yapalım. Kadromuz bu şekilde. James'i de aslında değiştirsek iyi olur ama James iyi gidiyor. Valla sezon ilerledikçe şeyler biraz artmaya başladı sanki beyler. Sıkıntılar biraz artmaya başladı gibi. Evet, bir tane de orta saha bir oyuncu bakıyoruz. Pas 9, hızlanma filan var gibi ama bakacağız. Acaba Brown'un alternatifi olabilir mi olamaz mı şu an bilemiyoruz. Soyunma odasına gidelim. Yumruğumuzu sıkalım. Son zamanlarda iyi bir formunuz var. Berabere kalmış olsak da fena değiliz yani. Tabi bir de sürekli aynı taktik kullanıyor olmamızın da sıkıntısı olabilir yani. Sürekli aynı taktiği kullanmaya başladığın zaman çok daha kolay önlem alınabilir bir hale geliyorsun. Bu da bir gerçek ama işte yanlış oyuncuyu tutuyoruz bu arada. Walker'ı değil Rafal'ı tutacağız. Şunları hemen değiştiriyorum. Evet, Daniel. Oli. Yani. Bir de sanki ofansif orta saha pres yapsak olabilir ama oyuncuların hakikaten profili hakkında hiçbir bilgimiz yok ya. Tamam. Yine offside taktiğini bozmuyorum ya. Bozmuyorum. Aslında gol attıktan sonra bozsak iyi olacak sanki. Biraz daha pozitif aldım. Daha çok çabalayın diyorum. Şimdi verdi pasını. Hatalı bir pas. Price'da top. Evet, merkezden ilerliyoruz. Nichols. Josh. Josh'ın dönüşü önemli ya. Josh'ın yokluğunu hissediyoruz beyler. Thompson. Domingo da önemli. Bak merkezden alıyor gidiyor sol tarafa. Lan oğlum ne yaptı? Stanley yetiş. Allah'ım bir sağa gitti bir sola gitti. Kime pas verdiği belli değil. Bir bildiği varmış. Bir bildiği varmış. Adam maestro beyler. Sorgulamak bize düşmez. Adam maestro, sorgulamak bize düşmez. Domingo uzun bir pas. Stanley sol taraftan iyi kontrol etti. İçeri doğru kesti. Acaba Stanley ile mi yola devam etsek? Nichols. Taç atışı kullanıldı. Domingo. Hoppa. Nichols da top tekrar. Verdi Thompson'a. Thompson döndü Domingo'ya. Domingo'dan güzel pas Brown'a. White. Haydi bitir aslanım, yapıştır. Açı dar. Çok güzel bitirdi be, oh be. Şu ikiyi bu kadar erken bulmamız beni çok memnun etti. Arada sırada dinlen diyorum. Maç yükleri giderek artmaya başladı çünkü. Biliyorsunuz rotasyonumuz sıfıra yakın. Domingo, Brown. Çok güzel pas White'a doğru. White iyi ilerledi. Şaka maka Brown'la sorunlarımız var ama Brown'da oynadığı zaman iyi işler yapıyor. Evet. Köşe vuruşu Nichols. İçeri doğru kesti. Josh. 1.93 boyu var. Çok da tehlikeli vurdu. Uzun bir top. Şimdi Thompson'da. Thompson merkeze doğru ilerledi. Şimdi sağ tarafta Josh'a bıraktı. Haydi Josh. İyi gitti. Kesti içeride. Hoppa. Çok güzel geçti o top yalnız var ya. Oliver. Evet beyler. Josh bizim için hakikaten çok önemli oyuncu. Josh ve Domingo çok şey fark ettiriyor. Orada belki profil anlamında özellikle Domingo'nun yerine daha iyisi bulunabilir ama performans olarak öyle bir otoban faresine çok ihtiyacımız var. Kurgularken bence iyi kurguladık. Bir tane pivot santrafor, bir tane hızlı bir oyuncu. Tamam. Biz üçümüzü aldık. Kafamız rahat. Price. Uzun bir top. Şimdi tekrar Price aldı. Aslanım benim. Brown. Sol tarafa doğru pasta isabetli. Bir an nereye gitti tam kavrayamadım. Hadi be. Şimdi bir daha bizde mi? O top bizde. Price şöyle bir kontrol etti. Walker, Brown, sol tarafta White. Brown'da top tekrar. Domingo'yu kaçırabilir. Brown efsane bir gol attı. Jeneriklik bir gol attı Brown. Tebrik ediyoruz kendisini. Bir tek hala Endonezya'dan bir arkadaş getiremediğimiz için çok mutsuz. Walker verdi pasını Brown'a. White, güzel pas. Brown koşu yoluna doğru pas verecek derken çok güzel vurdu. Evet, primler bizi yakmaya devam edecek gibi. 4'e attılar, fazla coşmasınlar. Dengeli gayet güzel. Evet, maçın gidişatından memnunum beyler. Hadi bakalım. Şu an aklım kupada ya. O kupa maçından bize 3-5 bir şey gelecekse çok güzel olacak. Josh verdi pasını Nichols'a. Thompson, Price döndü verdi pasını Walker'a. Walker'dan Brown'a. Brown, Domingo, Brown, White. Yapıştır White. Hoppa direğe çarptı. White de genel olarak fena bir oyuncu değil de toplar biraz fazla direkte patlıyor sanki. Evet, yavaş yavaş rotasyonlarımızı bence yapalım. Oliver çok fazla dinlenmiyor. Sürekli az takımdan giriyor. Onu bir önce çıkartacağım. Bence Josh'ı da ne olur ne olmaz diye dinlendirsek iyi olur ya. Kanatlar bir çıksın beyler. Şimdi pas tekrar. Josh kesti. Domingo verdi pasını White'a. White nefis sıyrıldı. Sağ taraftan ilerliyor. Koşu yoluna doğru. Evet. Şimdi uzun bir top. Price kafayla indirdi. Oliver. Geri döndü Walker'a. Walker'dan Price'a. Walker. Brown. Uzun bir top. Koşu yoluna doğru. White'da top. Birebir de kaldı. White. Oğlum ne yapıyorsun White? Bunu bence atması lazımdı. Nichols köşe vuruşu, bu arada yorulan oyuncular var. Walker'dan iyi bir kafa, Walker tamamladı. Bir de orta saha çıkartacağım ya. Brown iyi durumda. Orta sahaya da bayağı yük biniyor. Bari şunları da değiştireyim de. Kademeye dön, dağılımı koru, tempoyu düşür. mümkün olduğunca kısa paslarla oynayacağız. Evet. Walker'dan iyi bir kafa. Güzel. Artık son 10 dakikaya giriyoruz. Taç atışı kullanıldı. Walker uzaktan bir şut, nazar çıktı. Uzaktan bir şut, nazar çıktı. Gayet güzel. Artık maç bitsin ya. Biz istediğimizi fazlasıyla aldık. Stanley. Türkler durmak bilmiyor. Şimdi White, Thompson, Willetts. Orada bir sıyrılmaya çalıştı ama. Evet. Bravo. Bravo. Çok güzel çözüm buldum. Baktın olacak gibi değil. Rakibe ver, kurtul. Birebir de kaldık. Kalecimiz kurtardı. Oluvabusula. Yavrum benim be. İsminin verdiği bir şey var yani. Bir kuvvet, bir dinamizm var. Çok güzel kurtardı yalnız. İki direği toplar yakalıyor. Kalecimiz güzel. Hoca bitir artık ya. Bu saatten sonra 4 tane de yemeyiz herhalde. Willett indirdi. White'a top. Döndü. Verdi pasını. Domingo yapıştır aslanım. Ve maç sona erdi. 5-1'lik net bir galibiyet. İnanılmaz bir oyun. Rakibi perişan ettiniz. Beklentileri yerine getirdin. Hadi bakalım hayırlısı. Gayet güzel yolumuza devam ediyoruz. Beklentileri yerine getiriyoruz. Brown'u şöyle bir övelim biraz. Moraller yükselsin. Sizinle bir samimiyeti yok diyor. Valla bir samimiyet yavaş yavaş kuracağız ya. Brown bir temiz sayfa açsak aslanım. Böyle gitmez sezon sonuna kadar. Bu arada beklerle kanat arasında bağ, stoperler arasında bağ, forvetler arasında bağ. Bunlar çok kıymetli. Sıradaki maçımız Wells. Deplasmana gidiyoruz yine. Ondan sonra şey yapacağız. Kupaya gideceğiz. Haftalık antrenman raporuna bakıyoruz. James, Nathan ve Oliver Price özellik olarak valla düşüşe geçmiş gibi gözüküyorlar. Nathan da düşüşte. Oliver Price de düşüşte. Bunların zaten 3 oyuncunun da yaşı var. Nathan biraz daha belki 34 olduğu için kurtarır diye düşünülebilir ama yani bu seviyede artık özellikle iyi antrenörler de yoksa düşüş kaçınılmaz oluyor. İyi haberlere bakalım. Jack iyi bir performans göstermeye devam ediyor. Gelişimi biraz hareketlendi gibi. Hadi bakalım. Thompson antrenmanlarda iyi performans gösteriyor. Şimdilik bir gelişme yok. Joseph de aynı. Bir gelişim yakalamıştı zaten. Onu devam ettiriyor gibi gözüküyor. Yine de bu sezon bizi kurtarır yani. Bu sezon artık fiyat performans olarak daha iyi bir oyuncu bulmadığımız sürece böyle devam etmek daha mantıklı gözüküyor. Çünkü takım uyumu falan kuruldu. Bu uyumu da çok fazla riske atmamak lazım. Bakacağız. Bir oyuncuyu daha denemeye eklemeye karar verdim. Joe Henderson. Şöyle bir bakalım, 27 yaşında. Top kapma, markaj var gibi. Kafa çok iyi değil ama stoperler düşüyorken belki bir şey olabilir bizim için. Alternatif olabilir. Gelsin bakalım. Şu çağırdığımız oyuncuya bakalım. Fizik fena değil, denge zayıf. Ama işte teknik yani. Jack Brown'la kıyaslanabilir mi? Fizik olarak Jack'ten çok önde canım. Hemen şöyle bir dakika. Şuradan kıyaslayalım Jack Brown. Jack yalnız teknik ve zihinsel de yani evet. Şakası yok yani, öyle böyle bir oyuncu değil. Peki şey ne kadar istiyor maaş? Eğer böyle 25 euro falan istiyorsa maç başına. Oho birader, ofansif orta saha oynayacağım diyor. Cart diyor, cürt diyor. Ne kadar? 4. Oo, bir de şey yarı zamanlı maaş istiyor. Olur. Olur. Sana hemen güle güle diyoruz aslanım. Sana hemen güle güle diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Domingo'da hafif bir gelişim var. Onu paylaşmak istedim. Zaten 2 yıldızlık bir oyuncu. 2,5 yıldız olabilir diyor. Yani dengesi 3, biraz artıyor. Biraz topsuz alan, biraz vizyon. Gayet iyi ama yine de topu ayağına aldığı zaman şu zihinsele göre bence gayet güzel işler yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Fiyat performans... Bu bayağı pahalıymış ya. 80-80 veriyormuşuz birader buna. Bence daha iyi bir forvet bulursak Domingo'yu değiştirelim diyeceğim ama ya performans alabildikten sonra 7 maçta 5 gol. Yani önemli olan performans. Evet, şöyle Josh'ın gelişimine bakıyoruz. Liderlikte biraz kıpırdanma var. Onun dışında herhangi bir gelişim yok ama zaten 4,5 yıldız bizim için harika bir seviyede. 6 maçta 5 golü var. Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah böyle devam eder. Zor zamanlarda da sol tarafta oynayabilmesi önemli bir avantaj. Evet, sıradaki rakibimiz Wells. Şimdi kadromuz yine hafif rotasyonlu. Skidmore'u forvete atayım diye düşündüm. Maç yükü orta. White'ın da biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Fırsatçı golcü. Onu hemen ayarlamasını yaparız. O konuda bir sıkıntımız yok. Şöyle fırsatçı golcü yapalım. Onun dışında sağ beke Floyd'u aldım. Maç yükü hafif olduğu için oynasın. Sol tarafta Bailey'nin de maç yükü hafif. Stanley'nin de hafif. Yani duruma göre değişebilir. İkisi de oynayabilir. Şöyle bir gidelim bakalım. Duruma göre değişikliklerimizi yapacağız. Stanley muhtemelen kupada oynar. Stanley'nin performansı güzel çünkü şimdilik. Evet. Galibiyetten başka bir şey beklemiyorum. Hemen bir rakip şeyimize bakalım. 4-2-3-1 oynuyorlar. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bu seviyede 4-2-3-1 oynayıp gol bulmak çok kolay değil yani. Çok ciddi pres yapmanız gerekiyor. Çok ciddi pas yapmanız gerekiyor. Zaten bu seviyelerdeki oyuncuların pas seviyeleri o kadar iyi değil ki. O yüzden bence gole ulaşmanın bu seviyelerde en mantıklı yolu 4-2-4. Alt lig kariyerlerinde genellikle hep 4-2-4 ile başlarım. Evet. Şimdi biraz %45'lerde. %50-50-56 pozitife doğru alsak. Biraz daha kanatlara doğru açılacağım. Daha yaratıcı oynamak istiyorum. Evet, ilk yarım saati geride bıraktık. Owen taç atışını kullandı. Şimdi al onu. Thompson, Walker uzun oynadı. Barden, Jenkins, Harvey. Uzun bir top. Birebir de kaldı. Oo, golü de yedik. Evet, defansı biraz ileride tutmanın getirdiği bir zafiyet ama bu riski göze almıştık. Oyuncuların profillerini göremediğimiz için bu pas oyununu yapabilirler mi, yapamazlar mı çok emin olamıyoruz. Her maçı da galip olmak için çıktığımız içinden dolayı her maça ne yazık ki böyle bir gol yemiş bulunduk. Brown, Walker merkezden aldı. Şimdi Domingo'ya verdi pasına. Domingo, Thompson, Walker'da top tekrar. Sol tarafta şimdi Oliver, Brown, hatalı pas. Owen aldı topu, ver pasını Walker'a. Güzel. Şimdi Brown'da top tekrar, atak sona erdi. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin beyler. Konsantrasyonumuzu korumamız lazım. İlk yarıya 1-1 girebilirsek çok iyi olur. O top bizde mi? O top bizde. Walker, Thompson indirdi Domingo'ya. Bırak hemen Josh'a, ver koşuyu. Oo. Orada sosisli satan çocuğun günahı neydi? Evet, ambulans ekipleri geldi. Çocuğu şu an sedyeyle taşıyorlar. Beyler, kazanmayı isteyen bir takım gibi gözükmüyorsunuz. Haydi. İlk mağlubiyetimizi alacağız galiba. Brown, Josh derken ah be! Top nereden döndü? İnanılmaz bir pozisyon kaçtı orada. Biraz daha hücum ağırlıklı, tempoyu yükselten kanatlara doğru. 60. dakikayı geride bıraktık. Uzun bir top. Price, Floyd. Şimdi Thompson'da top. Brown, Skidmore. Ver Thompson. Brown vur artık. Domingo vur artık. Ya Allah'ım ya Rabbim, yatır var. Kalenin arkasında yatır var, yatır. Başarabilirsiniz, haydi. Vur ona. Vur oğlum artık ona. Oh be, Skidmore. Hayda, sayılmadı. Offside. Bir kez daha izleyelim. Biz bu maçı yenileceğiz herhalde. Oyun kafaya koymuş yani. Şimdi Walker bir çıksın. Brown bir çıksın. Şöyle Thompson mecbur hücum oynayacak. Nathan çık. Stanley buradasın. Thompson da bitik. Thompson da bitik. Nasıl yapalım? Valla ofansif orta saha oynayan var mı aralarında? Ofansif orta saha oynayan yok. Kadro derinliğimiz çok zayıf ya. Biraz Josh oynuyor ama Josh'ı da ne bileyim boşu boşuna harcarız gibime geliyor. Şöyle yapsak. Thompson merkezde dursun. Biraz daha savunmada oynasın. Daha doğrusu pardon. Şurada James olacak. Savaşçı orta saha. White gel buraya. Üçlü mü oynasak? Hadi üçlü oynayalım ya. Kaybedecek bir şeyimiz yok zaten. Fırsatçı golcü diyelim şöyle merkeze de. İkisini destek yapalım. Bir tanesini forvet yapalım. Hücum yapalım. Evet, üçlü forvetle oynuyor Fordingbridge. Ama işte orada yarattığımızda bir zafiyet var. Cleverly. Verdi pasını. Herit. Tekrar kısa paslaşmalar. Barden. Jenkins. Sağ taraftan aldı Jenkins. Barden. Herit. Barden'da top tekrar. Jenkins. Geri döndü. Hitchman. Pas ona. Uzaktan bir şut. Eyvahlar olsun. İlk mağlubiyetimizi aldık beyler. Bence ikisi de bireysel performanslı gollerim. Yani uzaktan çok iyi şutlar çektiler. Bir tane ilk golde tabii güzel bir koşu yoluna atılmış bir top var ama. Evet, ilk mağlubiyet geldi. İlk mağlubiyet geldi. Owen. Taç atışını kullandı. James kesti içeri doğru. Skidmore. Orada bir penaltı var. Vallahi yükleneceğiz artık. Bunu James atacak herhalde. 2-2 bari alalım ya. Bravo James. Şimdi hemen şunu yükselt. İyice kenarlara, kaleyi gördüğünde vur. Zaten 3 tane forvet var orada. Herkesi hücum yap. Komple hücum yapacağız. Hücum, 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 hücum. Bekler hücuma. Floyd hücumdasın. Penaltı, güzel bir bitiriş, işte bu kadar. Vur bir tane daha. Ne sona erdi. Parmakla işaret ediyorum. İyi bir performans göstermediniz. Bu maçı kazanmanız gerekirdi. Hadi bakalım. Şimdi asistanı göndereceğiz. Sırada geriye bir tek maçımız kaldı. Kupa maçımız kaldı. Kupa maçında oynayıp bölümü tamamlayacağız. Bakalım buradan bir galibiyet çıkartabilirsek para ödülü gelecek mi? Onu çok merak ediyorum. Kupa maçına doğru ilerliyoruz. Kadromuz bu şekilde beyler. Bence az takımla çıktığımız zaman galibiyetler geliyor. Yani az takım tamamıyla oturmuş durumda. Bir tek Brown'la James arasında bir bağ eksikliği var ama Brown James yerine de aslında başka bir oyuncu olsak iyi olur ama 25 euro daha ucuzunu bulamayız. Şu an James'ten ucuzunu bulmamız imkansız. O yüzden böyle devam edeceğiz. Bir taraftan maaş kıskacındayız. Bir taraftan rotasyonumuz eksik. Bunun zafiyetlerini zaman zaman yaşıyoruz. Geçen maçta rotasyon oyuncularını oynattığımız zaman takım biraz performans olarak düşüyor ya. Ama yapmamız da lazım. Bu maçı kazanacağız. Başka sonuç istemiyorum. Buradan bir galibiyet geliri beklentim var. Elde edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz bilmiyorum ama şöyle bir forveti tutalım. Fey. Evet, 3 oyuncunun da profili tam olarak belli değil. Şöyle bir dengeli başlayalım. Duruma göre ayarlamamızı yapalım. Offside taktiğini yine bozalım mı? Bu sefer bence erken bir gol yemeden deplasmanda olduğumuz için offside taktiğini bir bozalım. %50-50 ile gidiyoruz. Devam edin diyeceğiz. Haydi bakalım. Bamba. İçeri doğru kesti. İçeride kim var? Güzel. Kalecimiz hemen çıktı, kurtardı. Uzun bir top. Domingo'ya doğru. Aman diyeyim. Bamba. Şimdi fade top. Eyvahlar olsun. Bas 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 bas. Hemen oradan bir alan sıkıştır. Oliver bir yardıma gel. Rose. Sağ taraftan verdi Livey'e, içeri doğru kafayla uzaklaştırdık. Şimdi Josh'la kontrol imkanı bizde. Domingo sağ taraftan yardırıyor. Nichols. Haydi bakalım, hata kalkıyoruz. Nichols iyi hızlandı. Geri döndü James'e. James'ten Josh. Nichols. White. Ver sol tarafa. Brown. Arayı gör. Uzaktan şut. Dışarıda. Beyler burada bir galibiyet istiyorum ya. Bu 10.000 euro filan bir kupadan gelirse çok ferahlayacağım, biliyor musunuz? İnanılmaz ferahlayacağım. Brown. Verdi pasını Oliver'a. Oliver. Sol taraftan içeri doğru kesti. Josh. Üstten dışarı çıktı top. Haydi aslanlarım, başarabiliriz. Biraz daha pozitif bir oyun istiyorum sizden. Köşe vuruşunu kullanan Nichols içeri doğru kesti. Oliver. Üstten dışarıda. Şimdi bir duran top. Brown, Josh, üstten dışarıdan. Otomatiğe bağladık artık. Sürekli üstten dışarıda, üstten dışarıda deyip duruyoruz. Gelsin artık goller beyler. Biraz daha geniş alan. Haydi bakalım. Al-Musabi. Uzun oynadı. Topu bize hediye etti. White, Domingo yalnız kısa boyuna rağmen orada kafayı aldı. White bitir artık. White bitir artık ya. Köşe vuruşunu kim kullanıyor? Nichols. İçeri doğru kesilen bir top var. Kafayla uzaklaştırıldı. James. Göğüsle kontrol. Walker. Geri döndü Owen. Berabere kalırsak uzatmalara gidecek herhalde. Biraz daha yaratıcı dedim. Rakip takım bitik. Yani ikinci yarı bilmiyorum. Parmakla işaret et. Bu maçı kazanabilecek durumdayız ya. Mücadele edin. Galibiyet gelir. Evet Josh. Şimdi Scott sağ taraftan ilerleyecek galiba. Haydi bakalım. Scott, senden güzel bir şeyler bekliyoruz. Biz sağ taraftan bir yardırmanı bekliyoruz. Owen. Brown kesti içeri. Neredesin Scott? Nichols'ta kaldı. Şimdi Floyd. Kesti, rakibe çarptı. James uzaktan denedi, rakibe çarptı. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi Owen aldı topu. Bir daha atak deneyeceğiz. Oliver. Takım biraz başı kesik tavuk gibi ama. Vur ona Domingo, aslansın be. Şu golü en son Messi attı, biliyor musun? Şu golü en son Messi attı. Oh be. Owen. Şimdi Oliver'da top. Tekrar Owen. İçeri doğru kesecek. Domingo'dan ayak içiyle güzel bir bitiriş. 1-0. İçeri doğru kesilen bir top. Aman diyeyim, Walker, Owen, Domingo. Kontraya kalkacağız şimdi. Domingo sol taraftan ilerliyor. Domingo ilerlemeye devam ediyor. Haydi Domingo. Bastı topa. Hatalı pas. Sağ taraftan şimdi Pierre. Geri döndü Rose. Pierre. Şimdi Oliver'da top. Willetts. Stanley gel bakalım. Böylelikle değişiklik haklarımızı tamamlayalım. White. Sağ tarafa doğru. Perrin. Al-Musabi uzun bir top. Bizde kaldı. Yapma James ya. James yapma ya. Aman deyip dur, iptal. Değişiklik iptal. Gerçi neyi değiştireceğiz? Bir tane daha orta saha, Thompson'ı koyacağız o zaman. Savunma. Destek. Evet. Tam kupadan biraz gelir elde edeceğiz derken gördüm orada James'in sarısını da. Hadi dedim, tecrübeli oyuncu yapmaz etmez. Güvendiğim dağlara yine karlar yağdı. Savunma ağırlıklı oynayacağız. White. Kalan dakikalar nasıl geçecek ben de çok merak ediyorum. Walker. Owen. Tekrar Walker'da top. Uzun. Güzel. White sıyrıldı. İki atmadan gelme White. İki atmadan gelme White. Adamsın. Adamın kralısın kralı. Mümkün olduğunca zamanla tamam. Biraz daha derli toplu oynayalım. İşte bu kadar. Bir kez daha izliyoruz. Walker uzun oynadı. White ayağıyla kontrol etti. White vurdu ve gol oldu. Floyd. İçeri doğru kesilen bir top. Oliver. Son 4 dakika. 3, 2, 1. Maç sona erdi. Oh be. Şimdi gelir elde edeceğiz mi? Ona bakacağız. Hani gelir? Vallahi gelir meleri yok beyler. Birinci turda yok demek ki. Oradan bir para gelmesi lazım çünkü. Walker övelim. Anlaşılan sizinle farklı değerlendirme yapıyoruz. Ben ise gösterdiğim performanstan memnun değilim. Ne halim varsa gör ya. Daha iyisini yapabilecek olman beni sevindirdi. Daha iyisini yapabileceğini düşünüyorsan sabırsızlıkla bekliyorum diyeceğim. Ya birader herkes bir tripte ya. Herkes bir tripte. Herkes de bir süperstar şeyi. Herkes kendi dünyasının kralı olmuş. Ya teşekkürler hocam de geç. Allah'ım ya Rabbim. Övmüyorum artık hiçbirinizi. Ne haliniz varsa görün. O zaman şunu da bitirelim de. Şu ayı, şu Eylül'ü şöylelikle bitirmiş olalım. Ondan sonra gelecek bölüm Ekim'den başlarız. Evet. İlk turdan bir cacık almadık. Umutlarımız ikinci turda. Hadi bakalım ufak ufak çekilişlerimizi yapacağız. Bize kim çıkacak merakla bekliyoruz. Vallahi hiçbirini de tanımıyorum birader. Böyle biz otomatik eşleşme yaptık ama. İyi mi takım çıktı, kötü mü takım çıktı? Bir 10.000 bari verselerdi ya. Bakayım. Tüm takım eşleştir. West End League Premier Division. Herhalde bunlar bizim üzerimizde ya. Kadro. Oo, bunların kadroları dolu. Biz herhalde kupadan bize hiçbir şey gelmeden eleneceğiz gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Bir 10.000 euro gelmişti sanki oradan da. Geçen çünkü Rovers kariyerimizde. Welland Rovers kariyerimizde oradan bize bir şeyler düşmüştü. Bu sene artık nasip değilmiş. En azından biraz gişe hasılatımız oldu. Yaratılan kaynak 3.600. Yine bir şekilde bir yerden para bulmaya çalışıyoruz ediyoruz ama yetmiyor da yani. 33.000'e kadar geldik. Hayırlısı olsun. James Stanley sol tarafta güzel işler yapıyor. Acaba onu az takımda mı oynatsak diye düşünmeye başlamadım değil. Owen aslında orada uyumu sağladı ama yıldız olarak Owen kaç yıldız? Şöyle bir baktığımız zaman 2.5 yıldız. Stanley kaç yıldız? Stanley 3.5 yıldız diyor ya. Şimdi Owen'ın fiziği daha iyi gibi. Baktığın zaman ortası filan zayıf. Stanley'nin avantajı ne? Fizik olarak Stanley sanki biraz daha düşük gibi ama top kapma 11, markaj 8. Şöyle bir kıyaslayalım bakalım. Merak ettim iki oyuncu arasındaki fark neymiş? Kararlılığının tabii yüksek olması önemli bir etken. Ama işte orada da hızlanma var. Genel olarak toplam yıldıza baktığın zaman ortası biraz daha iyi Stanley'nin. Bailey'nin sanki performansı biraz düşmeye başladı da o yüzden. Bailey hem sağda solda aslında 3 bölgede de oynayabiliyor olması büyük avantaj. Biraz kararsız kaldım açıkçası ya. Ben sol tarafa biraz daha bize seviye atlatacak bir oyuncu arıyorum. Onu henüz bulamadım. Şöyle bir devam etsin bakalım da duruma göre şey yaparız. Sağ tarafta Jack'in gelişimi gayet güzel. Konsantrasyonunu iyice arttırmaya başladı. Bakalım. James Oliver bir patlama yaşıyor beyler. Kolay kolay görebileceğiniz bir patlama değil. Hem de aslında ben sol tarafa bir tane bölümün en başında, yani kariyerin en başında almak istediğim bir tane oyuncu vardı. O boşta kalmıştı, onu çağırmıştım. Şimdi onun profilleri bir açılacak, bakacağız. Aslında onu gönderip Joshua'yı alma gibi bir düşüncem de var ama James'in bu gelişim beni biraz kararsız bıraktı ya. 4 yıldız şu an ve gelişiyor. İnanılmaz bir patlama yaşadı. Hızını filan 11 yapsa çok daha güzel olacak. Dribbling 11 olabilir belki. Gayet güzel. Gayet güzel. Jack Brown. Jack Brown'da bir düşüş var ne yazık ki. Vallahi yine de bulabildiğimiz en iyi orta saha Jack. O yüzden onunla devam etmek zorundayız da problemlerle pek çözülecek gibi gözükmüyor. Ryan'ın biraz bitiricilik artıyor. Güzel, fena değil. Evet, problemleri yavaş yavaş çözmeye başladık. En azından Owen problemini şimdilik çözdük gibi gözüküyor. Fordingbridge Turks'te kalmaktan memnun. Son zamanlardaki gidişatın düzelmesinin ardından seve seve takımda forma giyeceğini ifade etmiş. Gayet güzel. İnşallah biraz bir dahaki bölümde şu Jack meselesini çözersek her şey çok daha güzel olacak. Taşlar iyice yerine oturmuş olacak. Hadi bakalım. Artık günün son maçına geçiyoruz. Kadromuz bu şekilde. Stanley'i mecburen stopere attım. Bir tane stoper yedek de koydum. Jack cezalı. Evet, kadromuz bu şekilde. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir galibiyetle bölümü tamamlayacağız. Evet. Hemen şöyle bir markajımızı yapalım. Yumruğumuzu sıkalım. Beyler, taraftar demeye de dilim varmıyor da bu maçı kazanacağız, başka sonuç kabul etmiyorum dedim. Pek fazla motive olmadılar. Hoppa, güzel. Sonunda bu taktikler biraz daha gelmeye başladı. Şimdi buralardan rahatlıkla güzel galibiyetler alıyoruz. Kanatlardan oynamaya zorla diyoruz. Kanatları yok çünkü. Biraz daha kanatlara doğru biz kendimiz açılacağız. Tamam. İki merkezdeki oyuncuyu tutacağız. Şu dursun ya. Orta sahadaki oyuncuyu boş ver. Holland'la Connor'ı bir tutalım. Tamam. Gayet güzel. Kanatlardan yürüyeceğiz. Tamam, geniş alan dedik. Haydi bakalım. İnşallah buradan bir 3 puanımız var. %74 ile başladık. Gayet güzel. Thompson. Sonunda formamızı giyebildik ya. Bu formayı çok fazla giyemiyoruz sanki. Thompson. Bir daha uzun oynadı. O top bizde. Owen. Sol taraftan aldı. Verdi pasını Oliver'a. Oliver çok gelişiyor. Haydi aslanım. Aldı, içeri doğru kesti. Arka direk. Josh kafayı vurdu direkt. Hadi be. Son anda uzaklaştırdılar. Köşe vuruşunu kullanacağız. Topun başında Nichols var. Haydi Nichols içeri doğru. Ne yazık ki dışarıda top. Nichols taç atışını kullandı. Thompson. Geri döndü Stanley. Tekrar Thompson'da top. Verdi pasını Nichols'a. Thompson. Sağ taraftan ilerlemeye devam ediyor. İçeri doğru kesti. Oliver arka direk. İşte bu kadar. James Oliver. Ben buradayım dedi. Hocam başka kanat oyuncusuna gerek yok mesajını da verdi. Bir kez daha izleyelim. Nichols. Thompson. Sağ taraftan iyi de gitti. Güzel de orta açtı. İyi de bir kafa. 1-0 öndeyiz. Oh be. Bir gol daha atar mıyız? Taç atışı kullanıldı. O top bizde mi? Lexton. Verdi arkadaşına. Connor merkezden tehlikeli olabilir. Sağ tarafta. Alabilir miyiz? Alalım onu. Bas bas bas. Kim var orada kademede? Oliver. Yapma be. Evet, cevap geldi. Cevap geldi. Orada iyi top çevirdiler. Lexton. Aldı, döndü. Güzel de kesti. Stanley tabii asıl mevkisi stoper olmadığı için. Ama maç yükü de ağır bir taraftan. Mecbur yapmamız gerekti. Brown içeri doğru kesti. Vur ona Walker, işte bu kadar be. Ben hocam meseleyi çözerim dedi. Teşekkürler Walker. Brown çok güzel duran top kullandı. Walker kafayla çıktı, vurdu, harika bir gol. Tamam, şöyle arada sırada zamana diyorum. Hem topu ayağımızda tutma bakımından hem tempoyu kontrol etme bakımından iyi olur. Nichols sağ tarafta şimdi boşluğu buldu. Kat etti, Thompson'a bıraktı. Josh, Skidmore verdi pasını Brown'a. Brown uzaktan denedi. Harika bir gol. Harika bir gol. Tamam. Fena değiliz. Nichols, Thompson, Josh, güzel paslaşmalar var orada. Skidmore Brown'a doğru. Brown bir gol bir asistle beyler. Lexton içeri doğru kesti. Stanley, Josh indirdi. Skidmore sağ taraftan aldı. O da gelişen oyunculardan bir tanesi. Josh uzun bir top deneyebilir. White burada. Josh geri döndü Nichols'a. Nichols içeri doğru kat etti. Thompson, White, Brown, tek top. Skidmore vurdu. Ah, Skidmore sol ayağıyla. Evet. Taş atışını kullanan Owen, White, Oliver, Owen'da top tekrar. Verdi pasını White'a, sol taraftan ilerlemeye devam ediyor. Oliver verdi pasını Brown'a, Brown'dan Skidmore'a, Skidmore'dan Josh'a. Josh penaltı. Thompson kullanacak diyor. Kim kullansın? Bence Ryan kullansa, en azından onun bitiriciliği yüksek. Topun başında Skidmore var. Güzel vurdu. Güzel vurdu. 4-1. Of be. Biraz rahatladık. Güzel. İlk yarının skoru 4-1. Ne diyelim? Harika oynuyorsunuz. Böyle devam diyeceğim. 1-1 olduğunda biraz endişelendik ama sonrasında takım çok iyi tepki verdi. Bence biz yine ilk önce kanatları bir değiştirelim. Bu sefer biraz erken çıksınlar. Olmazsa Jack'i de filan biraz değiştirsek mi? Ama Jack iyi gözüküyor. Scott'ıma Domingo biraz dinlensin. Domingo biraz dinlensin. Şöyle yapalım. Brown yoruldu. Üçüncü değişikliği de Brown'la yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Felipe orada biraz defansif orta sahada oynuyor. En azından öyle bir şeyler yapalım. Ön libero mu oyna? Ön libero oynasın. Zaten biraz stoper asıl mevkisi gibi. Walker yoruldu. Thompson kale vuruşu. Sağ taraftan şimdi rakip takım geliyor. Holland verdi pasını. Ye ya ye. Nazar çıksın ye. Yalnız 4-2 de dönüşü olabilecek bir skor yani. 2 tane yemeyiz inşallah. Ben yine de bir konsantrasyonu koruyun diyeyim de. Şimdi White'a top. Thompson verdi pasını Floyd. Vur ona. Hadi be. White'dan çok güzel bir gol. Bu sezon 6. golünü attı. Kaleci kurtaramadı. White genelde biraz kaçırdığı için eleştirmeye başlayacağımız bir oyuncuydu ama bu sefer çok iyi yapıştırdı. Floyd çok iyi vurdu. Sektirdi orada topu. Evet. Kite, Gibbons, Holland verdi pasını. Felipe, Owen verdi topu Willetts'a. Tekrar Owen'da top. Pas hatası. Pas hatası. Jefford uzun bir top, uzaktan bir şut, dışarı çıktı. Değişiklik hakkımız kalmadı. Böyle devam edeceğiz. Owen ve Walker bayağı yoruldu. Dix. Valla 5-2 meşki ama hala devam ediyorlar yani. Durmak yok. Araya doğru verdiler. Bir offside taktiği yapacağım ya. Çok rahat gelmeye başladılar çünkü. Orada bir offside olabilir mi? Offside var. 5-2. Hocam artık bitir ya. Kurban olayım. Biraz temkinli al. Biz zaten 5 tane atmışız. Yorma bizi artık. Bizim de işimiz gücümüz var. Daha sezonu tamamlayacağız. Kupadan bir gelir bekliyoruz. Tebrikler beyler. İyiydiniz. Şimdi bir durumumuza bakalım. Evet. Maçımızı kazanırsak 5 puan. Kazanamazsak 2 puan. Hala lig çekişmeli gidiyor diyebilirim. Lig çekişmeli gidiyor diyebilirim. Az takımla oynadığımız sürece genellikle sıkıntı olmaz ama böyle biraz hafif rotasyonlu yapmaya başladık. Bu rotasyonları doğru bir şekilde paylaştırabilirsek güzel olacak. Oliver geri dönsün. Stanley'i mecburen bu sefer merkezde oynattık. Solda oynatacağız. James gelecek. Evet, bunlar tabii bir dahaki bölümde maç yüküne göre daha detaylı bakmamız gereken şeyler ama Eylül ayını tamamladık beyler. Geçen bölümde Ağustos'u tamamlamıştık. Bu bölümde Eylül'ü tamamladık. Böyle devam edebilirsek Ekim ayını tabii tamamlamak biraz zor olacak. Ama ondan sonra bir ay hatta şurada mesela buradaki maçlardan bir tanesi burada olması lazım. Burada 3 Aralık'ta Happy Top'u 3 maç var. Bakalım. Bir taraftan tabii kadroyu da güçlendirmeye çalışıyoruz. Joshua Malcolm sanki biraz zafiyetleri var gibi. James de bu kadar iyi gelişiyorken James'ten pek vazgeçmem ya. Henderson defans merkez. 3 yıldız 4 yıldız olabilir diyor. Yok ya. Fizik fena değilmiş de. Karar alma yok, kararlılık yok. 3 bölgede oynayabilmesi iyi. Yani savaşçı orta sahada hem savaşçı orta saha hem yine defansif orta saha, savaşçı orta saha hem de standart stoperde üçünde de 3 yıldız oynuyor. Şunu bir kaldır. Bunu da kaldır. Biz sen zaten çok yönlü oynayacaksın diye şey yaptık. Rotasyon desek. Oho. 3.6 istiyor. Güle güle. Takip listesinde tutalım mı ama yarı profesyonel istiyorsa ucu açık sözleşmeye pek yanaşmaz. Ya 3 mevkide olsa çok mantıklı olacaktı biliyor musunuz? Böyle 20-25 olsa affetmez. Belki 50 olsa 50 bile mantıklı olabilirdi. Neyse. Pas filan da 5 gerçi. Orta saha nasıl oynayacak? O da ayrı bir tartışma konusu zaten de. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. White 7 golle 1. sırada. Jack Nichols ve Jack Brown 5 asisti paylaşıyor. 2 oyuncuyu da tebrik ediyoruz. 3 oyuncuyu da hatta. Jack yine en yüksek ortalama. Jack iyi gelişiyor ya. Takdir ediyorum Jack'i. Güzel. Nathan en yüksek pas. En fazla maçın adamı ödülünü almış 4 kez. Orada defansa önemli bir liderlik ettiği aşikar. Biraz fiziği düşüyor ama ne yapalım. Gerçi Nathan da 2 yıldızmış ya. Öbür oyuncu 3 yıldız diye beğenmedik ama. Buna kaç veriyoruz? 95. Valla sanki yavaş yavaş oyuncular yola gelmeye başladı gibi. Bundan sonra artık doğalgaz faturaları gelmeye başlayınca maaş istekleri düşer diye tahmin ediyorum. Önümüz kış. İngiltere malum soğuk. Bence ilerleyen bölümlerde 1-2 takviye olabilir diye bir umudum var. Hadi bakalım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.